Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası sayı basamakları konusu set 62 birinci soru rakamları toplamı 19 olan 4 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır diyor şimdi sayılarımız şöyle ABCD olsun rakamlarımız 4 basamaklı bir sayımız var ve bu rakamlar toplamı 19 olmalıymış yani a artı b artı C artı D eşittir 19. Şimdi en büyük olması için arkadaşlar en büyük rakam olan 9'dan başlayabilirim. Rakamları birbirinden farklı demediği için B'ye de 9 verebilirim bakın. 9, 9, 18. E, 19 için 1 kaldı. Dolayısıyla C'ye 1, D'ye de 0 desek burada herhangi bir e, sakıncalı bir durum yok. Bunları verebilirim. En küçük olduğu durumda da A'ya bakın bu sefer 1 versek B'ye 0 versek tam tersi C'ye ve D'ye 9 verirsek de en küçük sayıyı yakalamış olacağız. Bunların toplamı da arkadaşlar 11.009 şeklinde olacaktır. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru sayı değerleri en büyük ve en küçük olan rakamlar kullanılmadan rakamları farklı rakamları toplamı 10 olan 3 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu sefer 3 ee, basamaklı sayılar var abc sayısı var bunların rakamları toplamı da arkadaşlar bu sefer ona eşit fakat şurada bir ayrıntı var sayı değeri en büyük ve en küçük olan rakamlar kullanılmadan yani en büyük değeri olan 9 ve 0 kullanılmamalıymış ee, buna göre diyor en büyük ve en küçük sayılar ne olabilir şimdi aya 8 versek 10 olması için 2 kaldı. Buna 2 versek şuna 0 vermek durumunda kalıyoruz. Ama 0 kullanmayacağız. Demek ki bu olmaz. 1'e 1 desek bu da olmaz. Çünkü rakamları farklı diyor. O zaman a'yı 7'den başlayabiliriz. Buna 7 versek şuna 2 buna 1 versek. E, tam tersinde de bakın bu sefer buna en küçük olanında da buna 1 buna 2. C'ye de 7 verirsek bakın istediğimiz ifade sağlanmış olur. Toplamda arkadaşlar 848 cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soru üzerine 4 basamaklı sayı yazan renkli sayı edinin her bir basamağındaki rakamlar Kelvin cinsinden sıcaklığa göre farklı renklerde yanmaktadır diyor. Aşağıda Kelvin cinsinden sıcaklığa göre ışık renkleri ve bu renklerde yazacak rakamlar gösterilmiştir diyor. İşte belli şeyler var. 6500 Kelvin üzeri olan da 9 ve 8 yanıyor. İşte diğer renklerde göstermiş. Buna göre diyor renk sıcaklıkları Kelvin cinsinden belirli bir rakamlar vermiş. Bu rakamları yazabilecek, e, oluşturulacak 4 basamaklı rakamları toplamı 23 olan en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu sıcaklık derecelerine bir bakalım. 3862 Kelvin nereye düşüyor? 3800 bakın şuradaki ılık beyaz kısmına düşüyor. Yani şurada 5 ve 4 yanabilir şurada 6931 gün ışığına düşü 6500 üzeri olan yani şurada 9 ve 8 e, rakamları yanabilir. Aynı mantıkla şuna bakalım 3111 nereye düşüyor? E, 3300 kelimeni 6. Yani bu da 3 2 1 ve 0 e, rakamları yanabilir. Şu rakam şeylerde sayıda. 6499'a bakarsak o da bakın soğuk beyaz. Yani 7 ve 6'ya düşüyor. Demek ki kullanabileceğimiz ikili şeyler şuna ikili ya da dörtlü diyelim. Şunlar olabilir. 0 1 2 3 şu 4'lüden seçebilirim. Ya da şuradan 4 5 olabilir. Şuradan 6 7 olabilir ve şuradan da 8 ve 9 olabilir. Şöyle. Bunlardan seçebilirim. Rakamları toplamı 23 olacak. Ee, evet ve 4 basamaklı bir sayı olacak. Şöyle diyelim. A artı B artı C artı D 23 olacak. Şimdi şu ikiliden en büyük 9'u seçebiliyorum. 8'i seçemiyorum. Şurada bitti. Şu ikiliden 7'yi seçiyorum. 9, 7, 16. Şuradaki toplamı da kontrol etmem lazım. Şurada da 5'i seçsek ne olur? 16, 5, 21. Dolayısıyla şuraya 2 kalıyor. 9752 oluyor. Zaten bu da tam tersinde küçüğüne de döndürürsem. 2579 da dersem şöyle küçükten başlarsam bu sefer en küçüğünde yazmış oluyorum aynı mantıkta ee, şöyle bunları topladığım zaman da arkadaşlar 12.331 sonucunu buluyorum cevabımız beş.